Merhaba, ben Cathy Reno. Ann Arbor, Michigan'daki Green Hills Okulu'nda fen bilgisi öğretmeniyim. Bugün sizlere periyodik tablodan söz etmek istiyorum. Arkamdaki duvarda, sınıfta ders işlerken de kullandığım kocaman bir periyodik tablo var. İlk bakışta biraz gözünüzü korkutabilir ama aslında oldukça düzenli ve harika bir araçtır. Düzen, günlük hayatımızda da işlerimizi kolaylaştıran bir şey. Karşılaştığımız her şeyi sınıflandırmak isteriz, öyle değil mi? Periyodik tablonun yaptığı da aslında bundan ibarettir. Elementleri kullanışlı olacak bir biçimde sınıflandırır. Mesela dükkanları düşünün. Her yer düzenlidir değil mi? İşte periyodik tablo da aynen bunu yapıyor. Bilim insanları ya da bilimle yakından ilgilenen herkes için organizasyonel bir yöntem sunuyor. İlk bakışta bu kadar fazla bilgiyi bir arada görmek gözünüzü korkutabilir. Tabloyu parçalara ayırarak incelerseniz Sınıflandırma için farklı renklendirmeler yapıldığını görebilirsiniz. Siyah renk elementin doğal halindeyken katı halde bulunduğunu, kırmızı renk gaz halde bulunduğunu, mavi renk de sıvı halde bulunduğunu gösteriyor. İçi renklendirilmemiş harflerle gösterilen elementler ise doğal şartlarda bulunmayan elementlerdir. Genel olarak baktığımızda metalleri ve ametalleri görüyoruz. Metaller bu tarafta, A metaller de diğer uçta yer alıyor. İkisinin arasında kalan kısımda ise yarı metaller yani metaloitler bulunuyor. Bu elementler insanlar tarafından üretilir ve oldukça kısa ömürlüdür. Ee, şimdi ben metaller arasında bulunan 3 adet elemente dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakır, gümüş ve altın. Bunlar para yapımında kullanılan metallerdir. Ve parlak, yumuşak yani müdahale ile şekillendirilebilen, dövülgen yani telleşebilen, ayrıca ısı ve elektrik açısından da iletken yapıdadırlar. İşte bunun için de bizim için oldukça kullanışlıdırlar. Bu saydıklarım aslında tüm metallerde geçerli olan özellikler. Şimdi diğer uçta bulunan ametallere geçersek bunlar metallerin tam tersi özelliklere sahip. Yani parlak değiller, yumuşak ya da dövülgen de değiller. Hatta çekiçle vurduğunuzda hemen kırılabilirler. Ayrıca elektriği ve ısıyı da iletmezler. Ortada bulunan yarı metaller ise her iki tarafında bazı özelliklerine sahiptir ve insanlara birçok farklı kullanım olanağı sunarlar. Örneğin element numarası 14 olan silisyum. Bu element bilgisayarların ve cep telefonlarının vazgeçilmez malzemesidir. Periyodik tablonun şu anki mevcut hali, ortaya çıktığı zamana ya da pek çok bilim insanı tarafından geliştirildiği dönemlere kıyasla oldukça farklıdır. Şu an incelemekte olduğumuz bu versiyon, bu tabloyu yaratan bilim insanlarının üzerinde çalıştıkları elementlerden daha fazlasını içeriyor. 1800'lü yılların sonlarında bu konuda çalışmalar yapan Dimitri Mendeleyev, periyodik tablonun bugünkü haliyle düzenlemesini yapan kişidir. Mendeleev elementler hakkındaki bilgilerini düzenlemeye çalışırken periyodik tabloyu bulmuş. Hatta o zamanki bilim insanlarının yapmadığı bir şeyi de yaparak henüz keşfedilmeyi bekleyen elementleri bile öngörmüş ve bu elementler için tabloda boşluklar bırakarak özellikleri hakkında da öngörülerde bulunmuş. Mesela diğer elementlerle nasıl birleşecekleri ya da kütleleri hakkında bazı tahminler yürütmüş. Bahsi geçen elementler seneler sonra keşfedildiğinde Mendeleyev'in elementlerin karakteristik özellikleri konusunda son derece doğru tahminlerde bulunduğu görülmüş. İşte bunun içinde periyodik tablo denince akla ilk olarak Mendeleyev gelir. Mendeleyev'in geliştirdiği bu düzende elementler atom kütlelerine göre sıralanmıştır. Bu periyodik tabloda elementlerin altında kırmızı ile yazılmış olan şu sayılar var ya işte onlar atom kütleleridir atom kütlesi proton sayısıyla nötron sayısının toplamıyla elde edilir. Sağ üst kısımdaki sayı ise atom numarası yani proton sayısıdır. Bu 1900'lerin başlarında Henry Mosley'nin ortaya attığı bir kavramdır. Ve tabloya sonradan eklenen bu bilgi az önce de söylediğim gibi proton sayısını gösterir. Biz şu an elementleri düzenlemek için proton sayılarını kullanıyoruz. Ha bu arada şuradaki sayıların tam sayı değil de ondalık sayı olduklarını sanırım fark etmişsinizdir. Bu noktada size izotoplardan söz etmek istiyorum. İzotoplar bir elementin farklı versiyonlarıdır. Başka bir deyişle proton sayıları aynı ama nötron sayıları farklı olan elementlerdir. Mesela karbonun en yaygın formu karbon 12'dir. Vücudumuzun büyük bir kısmı karbon 12'den oluşmaktadır. Ama bunun yanında karbon 13 ve karbon 14 de vardır. Karbon 14 tarihleme yöntemini belki daha önce duymuşsunuzdur. Karbonun izotopu olan karbon 14 elementi zaman içinde parçalandığı veya azaldığı için bunu atmosferin içinde olan şeylerle karşılaştırarak karbon barındıran şeylerin yaşını bu yöntemle bu şekilde tayin edebiliriz. Periyodik tablo çok fazla bilgi içerir ama merak etmeyin. Bu bilgileri kimse ezberebilmez. Yani bunları ezberlemenize gerek yok. Burada esas yapmanız gereken elementlerin birbirleriyle nasıl birleşeceğini ya da birleşmeyeceğini anlamak için bu tabloyu kullanmak. Ben periyodik tabloyu kimya derslerimde kullanıyorum. Eczacılar, doktorlar, mühendisler de işlerinde bundan yararlanıyorlar. Bunlar tabii ki herkesin hemen aklına gelebilecek meslekler. Mesela daha az bariz mesleklere örnek olarak size ressamların çömlekçilerin ve kuyumcuların da periyodik tabloyu kullandıklarını söyleyebilirim. Neden mi? Çünkü bu tablo onlara kullandıkları malzemeler hakkında bilgi verir. Bu bence son derece kullanışlı ve bir o kadar da güzel bir araç. Umarım sizler de hayatınızı kolaylaştırabilecek bir sürü bilgiyle dolu bu aracı seversiniz.